Kanalıma hoş geldiniz. Bu çalışmamızda RGB LED'ler üzerine olacak. Bu sefer rastgele renk oluşturma yapacağız. Kodlarla rastgele renk oluşturacağız ve RGB LED'de göstereceğiz. Çalışmamıza geçelim. Evet şu bacakları yanlış bağlamışım. Onları bir düzeltelim. Evet burada blue, burada da yeşil diyor. O yüzden bu şekilde yapalım. Evet bir önceki videomu izlemişseniz bu şemayı aynı şekilde yapmıştık. Nasıl yapacağımızı göstermiştik. Sağ taraftan RGB LED'imizi seçiyoruz. Ve bacakları şu şekilde deliklere geçecek şekilde takıyoruz. Her bir bacağa direnç takıyoruz. Fakat şuna sadece topraklamaya veriyoruz direkt. Direnç takıyoruz. Dirençleri de ne yapıyoruz? Direkt pinlere, dijital pinlere veriyoruz. Aynı normal LED bağlar gibi fakat bir tane LED bağlıyoruz ve sırayla yeşil 10, mavi 9, kırmızı 11 olacak şekilde projemizi tamamlıyoruz. Şimdi kodlarımıza gelelim. Evet burada kırmızı 11 demiştik. Yeşil 10, mavi 9 demiştik. Bunlara isim veriyoruz. INT kısaltmaydı biliyorsunuz. Her pine isim verdik. Daha sonra Dikkat ederseniz burada 3 tane daha isim yazdım, değişken yazdım fakat bu değişkenlere değer vermedim. Çünkü değerleri aslında aşağıda vereceğim burada. O yüzden biz değişken ismi yazdığımız zaman değer vermemişsek anlıyoruz ki alt tarafta değer biz veriyoruz zaten. Yani burada işte sıfır yazıp eşittir sıfır yazmaya gerek yok. Bunu da unutmayalım. Evet void setup bir kere okuyordu. Bizim sadece LED'imiz olduğu için direkt hepsine çıkış aldık. LED'lerde zaten çıkış alınıyordu. Şimdi loop fonksiyonumuz şu tırnaklar arasında sonsuz döngüye giriyor. Evet burada random komutunu kullandım. Random rastgele değer veriyor burada. Dedim ki kırmızı random eşittir. Yani şuradaki randoma değer vermek istedim. Eşittir dedim ki sen dedim Random komutuyla 0 ile 256 arasında bir sayı seçtirdim kendisine. Kod otomatikman çalışırken kendisine rastgele sayı seçiyor. Aynı şekilde yeşil ve mavi için de bunları yaptım. Analog yazma kısmında demiştik ya 256 kadar sayı alabiliyor. 0 ile 256 çünkü dahil değil buna dikkat edelim. 0 ve 256 değerleri almıyor. E 0 ile 255 değerleri yani en fazla 255 alıyordu. O yüzden 256 değerini almıyor. Ona dikkat edelim. Evet. Daha sonra da yazdırmak için değil mi? Bunların değerlerini yazdırmak için dedim ki kırmızının değerini randomdan gelen şu sayıya ata dedim. Daha sonra yeşilin değerini de yeşil randomdan gelen sayıya ata. Mavi de mavi randomdan gelen sayıya ata. Böylelikle yazdırma işlemini de gerçekleştirdik renklere ve bir saniye bekleyecek. Bir saniyede bir değişecek. Hatta bunu 2 saniye yapalım. Kodlarımız inşallah anlaşılmıştır. Şimdi start'a basıyorum. Simülasyonumuz çalıştı. Evet şu an rastgele bir renk seçiyor. Kendi kendine sayılar belirleyip ve ona göre renklerimiz değişiyor. 2 saniye, 2 saniyede bir renklerimiz değişiyor. Hiçbir müdahale etmiyoruz. Daha önceki çalışmamızı izlemişseniz orada sadece 3 renk üzerinde durmuştum. Burada ise kendisi sayıları otomatik olarak belirleyip 2 saniyede bir rengi değiştiriyor. Evet bu şekilde yine kodlarımızı çalıştırabildik. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer çalışmalarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.